Kök 5 eksi kök 3 bölü kök 10 eksi kök 6 işleminin sonucu kaçtır? Bu soruda ölçülen iki tane ana bilgi var. Birincisi, sadeleştirme ve genişletmeleri aday üslü ve karekökü sayılarda görebiliyor mu? Üslü sayı burada yok ama bu bir gruptur. Yani şöyle yapar bazen de. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 der. Siz bunu 2 üzeri 3 parantezine alıp çözersiniz. Bu benzer konseptin kareköklü sayıda sorulmuş şekli bu. Az sonra göstereceğim. Bir de problemi kısa yoldan çözebiliyor mu? Çünkü kareköklü sayılar biraz bazı noktalarda adayı rahatsız eden bir konu. Şu kare alt tarafta kök 10 artı kök 6 gibi eşlenik eşitlemesi yapılması durumunda işte çarp üst tarafta kareköklü sayı ile kareköklü sayıyı çarpıyoruz. Uzuyor soru. Orada gözden kaçabiliyor bir şeyler. Aslında bu soruyu da o şekilde çözebiliriz ama işlem çok uzar. Dolayısıyla adayın şunu görmesini istemiş ÖSYM. Birincisinde olduğu gibi sadeleştirmeyi rahat görebiliyor mu? Şimdi soruya şöyle bakalım. Karekökli sayılar hiç olmasaydı, 5 eksi 3 bölü 10 eksi 6 olsaydı, derdik ki alt taraftaki sayılar üst taraftaki sayıların iki katı. Şimdi karekök gelmiş buna ama yine görebiliyoruz ki 10, 5'in 2 katı, 6, 3'ün 2 katı. Peki burada nasıl bir şey kullanılmış olabilir? Rasyonel sayılarda, üslü sayılarda, karekökli sayılarda hepsinde önce bir genişletme uygulanmış olabilir mi diye bakacağız. Yani alt taraf, üst tarafın veya üst taraf, alt tarafın bir şeyle çarpılmış hali mi? Hatta bunu biz eşleniklerde de kullanabiliyoruz. Mesela x kare diyor. X artı 1. Şöyle bir şey geliyor. Alt tarafta da x küp artı x diyor. Şimdi bununla bu farklı gibi ama şunu içeriye dağıttığımızda görüyoruz ki aslında x artı 1 ile x karenin çarpımı bu. Aynı şekilde hepsinde aynı şey var. Yani adayın dikkatini dağıtmak için bir şeyle genişletiyor. Kolay bir sadeleştirme oluyor soruda. O sadeleştirmeyi yakaladık mı soru çözülüyor. Şimdi yazalım. Kök 5 eksi kök 3 bölü alt tarafı üst tarafa benzetmeye çalışalım. Kök 10 var, üst tarafta kök 5 var. Rasyonel karekök sayılarda biliyoruz ki kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10'dur. Yani bir karekökü sayı çarpımında iki tane kök yazmıyoruz. İçeridekileri çarpıp koyuyoruz. Bu temel bir bilgi tabii. Öyleyse ben şöyle diyebilirim. Burada kök 5 kalması için dışarıya bir kök 2 yazmam lazım ki çarpınca aynısı olsun. Eksi bunu kök 3'e benzeteceğim. Tam da uydu. Çünkü kök 3 yazınca kök 2 ile çarpınca kök 6 oluyor. Öyleyse bu kök 2'yi tamamının dışına yazabilirim. Ha, şöyle de yazabilirim ama yine o da uzun olur. Kök 5 eksi kök 3 bölü kök 2 çarpı kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 3. Şu kök 2'yi burada ne yaptım? Parantezin dışına aldım. Bunu açmak istersen kök 2 ile kök 5'i çarpıyorum. Eksi diyorum kök 2 çarpı kök 3. Yine aynı şekilde açıyorum. Bunu yaptıktan sonra aslında sorudaki pratik noktayı görmüş oluyoruz. Çünkü rasyonel sayılarda alt ve üstte aynı ifade varsa onlar sadeleşir. Şurada kök 5 eksi kök 3 var. Altta da var. Bunlar sadeleşti. Eşittir. 1 kaldı üstte. Çünkü çarparak sadeleştirdik. Bir çarpımı sadeleştirdik. Bölü kök 2. Peki şıklarda 1 bölü kök 2 yok. Hemen umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Bakarsak şıklara, şuralarda da 1 olduğunu da düşünürsek, hep altlarda köklü ifadeyi ben kurtulmuş halini şıklarda verir. Yani alt taraflarda köklü ifade olmaz. Peki bunu nasıl diğer şekle dönüştüreceğiz? Bunu kök 2 ile genişleteceğiz. Kök 2 ile genişlettik mi? Kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 olacak. Yani kök 2 bölü kök 4 olacak. O da kök 2 bölü 2 olacak. Yine sorular. Şunu rahatlıkla görebiliriz ki 1 bölü kök 2'nin kök 2 bölü 2'ye eşit olduğu, 1 bölü kök 3'ün kök 3 bölü 3'e eşit olduğu sık sık çıkan bir şaşırtmadır. Yani siz cevabı 1 bölü kök 3 bulursunuz. Şıklarda kök 3 bölü 3 vardır. Veya 1 bölü kök 2 bulursunuz. Kök 2 bölü 2 vardır. Birçok sınav sisteminde ÖSYM'nin kullandığı bir taktik, şaşırtma taktiği. Bu şekilde Ceyhan sonucuna ulaşabiliyoruz.